Bugün 12 Eylül. Demokrasi üzerindeki kara lekenin 12 Eylül 1980 askeri darbesinin 44. yılı. O kara günden hemen sonra 650 bin kişi gözaltına alındı. Binlerce davada 200 binden fazla kişi yargılandı. 50 kişi idam edildi. Şimdi 44 yıl önceye dönelim ve darbe sürecinde ne olmuştu hatırlayalım olan devlet otoritesini yeniden tesis etmek için yönetime el koymak zorunda kalmıştır. 12 Eylül 1980 Türkiye 3. askeri müdahalede işte bu cümlelerle tanıştı. Bu hal devletimizi cumhuriyet tarihimizin en ağır buhranına sürüklemiştir. Aslında derbinin ayak sesleri ilk olarak 1977 yılında 34 yaşının hayatını kaybettiği kanlı 1 Mayıs'ta geldi. Ardından Kahramanmaraş ve Çorum olayları, gazetecilerin, akademisyenlerin sendikacıların ve siyasetçilerin kurban gittiği karanlık cinayetler. Çalkantılı yıllar siyaseti kör düğme dönüştürdü. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde uzlaşılamadı. Türkiye siyasi ve ekonomik iflasın eşiğine geldi. Bir başka deyişle de, darbenin zemini oluştu. 12 Eylül 1980 sabahında Türkiye darbeye uyandı. Ülke artık Kenan Evren, Tahsin Şahinkaya, Necat Tümer, Nurettin Ersin ve Sedat Cedeso'nun kontrolünde askeri tabirde komutasındaydı. Başbakan Süleyman Demirel ve CHP lideri Bülent Ecevit evlerinden alınarak Hamza Koya götürüldü. Necmettin Erbakan içinse İzmir Uzunada seçildi. MHP Genel Başkanı Alparslan Türkeş ise 3 gün sonra teslim oldu. Darbeyle birlikte Cumhuriyet tarihinin en büyük tutuklama furyası başladı siyasetçiler, gazeteciler, yazarlar, sanatçılar, öğretim üyeleri, öğrenciler. Sıkı yönetim mahkemeleri 517 idam kararı verdi, bunlardan 50'si uygulandı. Henüz 17 yaşındaki Erdal Eren de onlardan biriydi. 12 Eylül darbe döneminde 607 bin kişi gözaltına alındı. 210 bin davada 230 bin kişi yargılandı. 14 bin kişi vatandaşlıktan çıkarıldı. Türkiye, 12 Eylül darbesiyle hesaplaşmak içinse tam 30 yıl bekledi. 2010 yılındaki referandumla darbeyi gerçekleştirenlerin yargılanmasının önü açıldı. Dönemin Genelkurmay Başkanı ve 7. Cumhurbaşkanı Kenan Evren de, dönemin Hava Kuvvetleri Komutanı Tahsin Şahinkaya, gerçekleştirdikleri darbeyle aynı adı taşıyan davanın iki sanığı oldu. 18 Haziran 2014'te ise tarihi karar açıklandı. Evren ve Şahin Kaya'ya müebbet hapis cezası verildi. İki ismin de rütbelerinin sökülmesi kararlaştırıldı. Yargıtay ise Evren ve Şahin hakkındaki kamu davasının ölüm nedeniyle ortadan kaldırılmasına karar verdi.